Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün var ya böyle üstünü, yani bilmiyorum, Allah'ım herkese tüm hastalara acil şifalar versin ama bugün böyle bir hasta gibiydim. Halim yoktu, kafamı kaldıramıyorum, devamlı uyumak istiyorum, uyuyorum, bu sefer de karnımın içi ağrıyor, yani uyuyacağım, karnımın içi ağrıyor. Bir tuhaf olmuştum yani resmen. Onun için arkadaşlar bugün dedim ki ne yemeğim biraz geç kaldı ama Allah'tan ocağım hızlı pişiriyor. Çabuk pişer dedim. Tavuk göğsü vardı arkadaşlar. Abdullah epey olmuştu. Alalı bunu. Ben dedim ki ne bari dursun dedim. En sonunda dedim şey yapacaktım. Çocuklara tantuni gibi yapacaktım. Neyse bugün de baktım dedim bari bezelye yapayım. Bezelyenin içine dedim koyayım dedim bundan dedim. Lahanam vardı bir tane, dün Abdullah bir tane lahana aldıydı. Lahanam vardı. Lahanayı şey yaptıktan sonra, parçaladıktan sonra oldu ne olduysa zaten. İlk önce doğradım, parçaladım her şeyini. Şuraya sarmalığı koydum. Şöyle göstereyim, buradaki sarmalık, buradakini de ayrıyeten bir 10 kiloluk bidona dedim. Şöyle karışık biber vardı ondan. 1 kilo kadar acun falan vardı ondan. Karışık öyle dedim, turşu yapayım dedim, 10 kiloluk bidona dedim. Onun için de onu oraya doğradım, öyle koydum arkadaşlar. Bir yıkayacağım, elden geçireceğim, ondan sonra turşusunu yapacağım. Belki aklımdan yaparım, koyarım öyle. Gözüm de kesmiyor. Dün biraz yoruldum, ondan mı oldu, ne yaptı? Dün hem misafir vardı, hem biraz zeytinim vardı, onu kırdım derken bayağı bir şey yaptım. Bu aralar böyle hep yorgunluktan geçiyor, benim şeyim de bu aralar başlıyor zaten, ne oluyorsa. Arkadaşlar Meysam şeyleri doğradı. Patatesi, domatesi kızım dedim sen doğra dedim. O patates domatesi doğradı. Bezelye vardı dolapta, onu çıkarttım. Bir aşırı onu da kaynattık şöyle çiğliği gitsin diye. Ondan sonra bezelyem de burada zaten. Ondan sonra şey yapayım dedim, onu da pişireyim. Şöyle yağ döküm içine biraz. Kavrulsun. Bezelye de epeyden beri pişirmiyorum. 3-4 yemeklik herhalde vardı. Bir tanesini çıkarttım. Diğer ya 3 tane var ya 2 tane var, bilmiyorum. Çünkü bezelyeye gittiğimizde başak gibi, yani bezelyeye gittiğimizde topladım da getirdim ben. O zaman da pişirdiydim. Şimdi de pişirdim yani. Kış için sakladım. Orada o zaman 2 kere mi pişirdim. Kulağımla doğrayım. Meysam'a da soranlar olmuş arkadaşlar. Daha yurt çıkmadığı için şey yapmadı. İşte ayın 18'ine kadar bekleyecek yedeklerden alım varmış işte. Eğer kontenjan dolu diyorlar. Yakın yerlerde de yurt öyle yokmuş. Hepsinin arası 1 saat, 1,5 saatmiş. Onun için bakacaklar. Haber gelirse zaten yurt çıktı derlerse gidecek. Yurt çıktı yani çıkmadı derlerse donduracak. Seneye gidecek Allah izin verirse. Yapacak bir şey yok. En azından ders sıkıntısı olmaz. Ders çekmez. Son dostum bir daha geldi dedi zaten. Bir daha sınava girip de dedi o stres çekemem dedi. O stres yapıyor. Ben de beraber yapıyorum stresi.
arkadaşla konuşayım diyor ki sen de güzel zaten hiç misafirin eksik olmuyor diyor. Ben de bazen benim misafirim olsun, ben misafiri seviyorum. Ya şöyle kaynattım arkadaşlar, şey olsun diye. Çiğliği gitsin, hem odalar kokusu gitsin diye. Hem de pişmeye yardımcı olsun diye. Normalde sarımsak olmuyor yemeğe, biliyorum ama ben aroma versin diye sarımsak da katıyorum içine. Öyle doğruyum. Sarımsak biliyor musun? Hayvanı düşüyor. Demeyin yani yemeğe sarımsak konulur falan diye. Ben sevdiğim için katıyorum. Bizim bir tanıdık vardı. Onlar her yemeğin yanında, sabah kahvaltısı hariç, her yemeğin yanında mutlaka sarımsak yerlerdi. Koreliler de hani bir şey yiyorlar ya, yeşil yeşil. Bak o da sarımsak mesela. Onlar da sarımsak turşusu yiyorlar. Az daha su koyayım arkadaşlar. Suyu az geldi bana. Şu ufak ufak kaslar da çok işe yarıyor. İyi ki almışım. Şuradan az bir karabiber atayım arkadaşlar. Kokusunu alsın. Azıcık da çok az da tuz atalım. Neyse de pilavımızı pişirsin. Ben diyorlar her gün her gün pilav olur mu? Ne kadar çok yiyorsunuz pilavı. Arkadaşlar bizim evde pilavı yemezlerse doymazlar ki. Doymazlar yani. İlla hem sulu yemek mesela. Eşim makarnanın yanında ekmek yiyor. Adam köftenin yanında ekmek yiyor. Dün mesela onun sevdiği yemeği yaptım. Mercimekli köfte yaptım. Adam şey yaptı. Ne onun adı? İlla ekmek, mesela dedi ki ne baba dedi, zaten mercimek şişiriyor insanı dedi, ne şey dedi, ekmeğe dedi. Yok, illa yiyecek adam. Ağzını kapatalım, oy. Evet arkadaşlar, yemeğimiz böyle pişsin. Neyse de pilavımızı pişirsin, salatamızı yapsın. Sofrada görüşmek üzere. Bu niye? Bana. Abdullah, gel.
kısıyorum, şunu sileyim ya. Yemek başladı. Gel hadi. Çıkmadı ya. Bir şey tutmuyor. Eşimin sesi gitmiş arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, ben pilavımı pişirdim. Bezelyemi yaptım. Salatamı yaptı. Meysa yaptı. Biber çıkarttık. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.